Şurayı görebiliyor musunuz? Kaştayız şu anda. Şurada bakın iki tane göz, bir ağız. Orası kafası oluyor. Burası da vücudu böyle yan yatmış. Şöyle yani, şöyle yan yatmış bir insan silüetine benzetiyorlar buralılar onu. Kaşın simgelerinden bir tanesi. Arkamda tam amfiteyatro var. Mira Antik Kenti MYRA diye yazılıyor ve şu kayalara oyulmuş evler, mezarlar. Acayip bir yer burası. Gerçekten harika bir yer. Saklı nekropol olarak geçiyor. Şöyle. Saklı nekropol. Evet. Evet, şimdi birazdan şuraya ineceğiz. Fazla güneş var ama yine de inelim oraya. Benim şey ilgimi çekti. Onu size göstermek istiyorum. Şurada kayanın üzerine oyulmuş figürler var. Bunları çok beğendim. Ne olduklarını da tam bilmiyorum. Medusa'ya falan farz ettim biraz. Çok güzel. Şimdi amfiteyatro inip orayı da anlatacağım. Ben Mira Antik Kenti'nden gerçekten çok etkilendim. Çok yükseklerde, Türk bayrağımızın alt kısmında, şuralarda bile evler var. Buradan daha net görünüyor. Burada yaşam olmuş, kilise var. Ondan sonra şimdi de amfiteyatroya giriyoruz. Bundan 1000 sene evvel, belki daha uzun zaman evvel, tiyatroya, sanata, belki de bugün verildiğinden daha fazla değer veriliyormuş ki küçücük bir kentte koskocaman bir amfiteyatro var. Biz hala oralarda konser veriyoruz. Bugün bile kullanıyoruz. Tabii şu aralar pek konser falan veremiyoruz. İnsan çok etkileniyor tabii bir amfiteyatro olması. Bu kadar taşı taşımak, bu amfiteyatro yapmak ne için? Sanat için, bir araya gelebilmek için. Çok önemli. Girişini şöyle çekiyorum. Evet. Birer güzel etkileyici olacağını düşündüğüm için. Evet. Sanatın gücü. Söylenebilecek şey bu. Şimdi gösteriyorum tiyatro. Müthiş değil mi? Ses çıkar mı acaba burada bilmiyorum. Kayda girer mi ama bakın şimdi. Akustiği göstereceğim. Ah! Ah! Ses! Müthiş. Gerçekten müthiş. İnsan çok etkileniyor ya. Thank you.
Yıllardır Kaş ve çevresine gelirim. İlk defa buraya gelmek nasip oldu. Aziz Nikolas Kilisesi, Ortodoksların bir kilisesi. Burada uzun uzun tarihçesi yazıyor, sonra size videonun içerisinde de göstereceğim. Aziz Nikolas, sen Nikolas ya da diğer adıyla, dünyada bilinen adıyla Noel Baba. Noel Baba Müzesi. Yerin biraz altında kalmış, şehir yukarı doğru büyümüş. Doğal olarak öyle olmuş. Aziz Nikolas'ın burada bir heykelini yapmışlar. Böyle. Aziz Nikolas burada şehir kurulduktan sonra, Likya'nın metropolisi olduktan sonra burası piskoposluk görevi yapmış ve çocuklara her zaman çok fazla hediyeler dağıtmış. Bu sebeple de bugünkü Noel Baba'nın nasıl diyelim, hikayesi buradan çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi kiliseye gezelim. Gömüldüğü yer. Daha sonra ne olmuş? Başka yere alınmıştır zannediyorum. Şurada bir de ilahi yazmışlar. İlahi de şöyle diyor: ey imanın ölçüsü ve alçak gönüllülüğün sembolü, ey yönetimin öğretmeni, her şeyin aslını halkına sen anlat. Bunun için sen kendini alçak gönüllülükte ulu, fakirlikte zengin tuttun. Ey babamız kutsal Nikolas, ruhlarımızın kurtuluşu için İsa Efendimiz'e dua et diye bir de ilahi yazmışlar ona. Kafanın üzerinde yazıyor bu. Mermer blok üzerinde bir yazıp vardır diyor. 1862 yılında kilisenin onarımını yaptığı Rus çarı 1. Nikolay tarafından yazdırılmıştır. Ve bu metin Rus Kiril alfabesinin artık kullanılmayan çok eski bir şekliyle yazılmıştır. O yüzden metinde imla hataları var diyor. Yanlış yazılmış harfler var diyor. Yazan ustanın Rus dilini ve alfabesini iyi bilmediği anlaşılmaktadır. Ve altta da az önce okuduğum Türkçe çevirisi var. En önemli kısmı bu bence kilisenin. Sen Nikolas'ın, Noel Baba'nın yaptığı yer. Tavanda fresk var. Şurada mum yakılan yer arkada. Zaten siyah. İs olmuş. Ama bu tavan çok güzel gözüküyor. 1500 senelik bir ibadet yeri. Bir kilise. Tahmin ediyorum eski Yunan'da da felsefe dersleri, matematik dersleri, dinle ilgili ilahiyat dersleri verildiği kısım burası olsa gerek. Öğrenciler Mervan'ın notunda gibi oraya oturuyor. Öğretmenler de buradan ders anlatıyorlar ama bunları çözemedim. Onların sebeplerini çözemedim. Ortodoks kilisesi olduğu için daha evvel gördüğüm hiçbir kiliseye benzemiyor. Çok farklı tabii. Ama bu büyük salon herhalde ayinlerin, ibadetlerin yapıldığı ve derslerin verildiği yer olsa gerek. Thank you.
Evet efendim, bu akşam 10. evlilik yıl dönümünüzü kutluyoruz. Yaşar Bey, bu akşam Merve Hanım'a bir Yaşar şarkısı hediye etmek isteseniz hangisi olur? Şu anda gördüğünüz gibi hediye etmiş diye bulunuyorum. Bir şarkı da değil, bütün şarkıları ona hediye ediyorum bu akşam. O yüzden hep benim şarkılarımı çalıyorlar. O da bana en büyük, hayatındaki en büyük hediyeyi, Kerem'e hediye etti. 9.700 Mahmut, 9.700. Bir aşağı meşgul caddede, yüzün ayrılmak yerde, seni yönetin aslında. Çok ciddi söyledi, müthiş bir ciddiyetle söyledi. Öpüyorum. Gece gelmiş, yatağım boş. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Sen uzaktasın, ben uzanmış. Sensiz olmaz. Anlamak çözmeye yetmez. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Biraz telaşlı, biraz huzursuz. Sensiz olmaz. Niye kendi kendime sormadan vuramadım? Niye seni böyle istedim? Saygı ve sevgilerimi duyuyorum.